Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma ismihi şeyun fil ardı ve la fis sema' ve huves semi'ul alim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. İlahi, hamdini sözümüze sertac ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, lütfuna geldik. Hidayetine sığındık, affına geldik. Kulluk edemedik, kapına geldik. Şaşırtma bizleri, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini, kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-i risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiya kıldın. Hatem-i enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyat-ı ikram, her türlü ihtiram ona, onun âlu, eshabu, etbaına olsun ya Rab. Şu an Göztepe'de Sahra-i Cedid mezarlığında yatan aslen Antalyalı Cumhuriyet döneminin çok büyük müfessiri Elmanlı Muhammed Hamdi Yazır'ın duasıyla başladık. Düzceli Zahid el-Kevseri Mısır'a gidince Mısırlıların Arapça konuştuklarına, Arapça ders anlattıklarına bakıp da diyor ki siz de Sıbhatullah sen misin? Maşallah. Siz de Arapça mı biliyorsunuz? Gelin de size Elmalı Arapça öğretsin diyor. Mısırlılara diyor bunu. Seçkin bir cemaate konuştuğumun farkındayım elbet. Cami cemaati çoğunluğu ama zaman zaman böyle tefekkür ve tahassüse müteallık mevzuları size arz edeceğim. Muhterem müminler, Cenab-ı Hak gecemizi, gündüzümüzü hayır eylesin. Amin. Recep-i Şerif'in birinci gecesindeyiz, akşam namazından beri. Kameri yılda geceler önce gelir, gündüzler sonra gelir biliyorsunuz. Recep'in birinci gününün gündüzü bugünkü gündüz değil, geçtiğimiz gün değil, yarın kavuşacağımız gün, gece önce. Cuma gecesi diye niye perşembeden camiye geliyorsunuz yatsıya? Gece önce olur. Bugün Recep-i Şerif'in biri ve Regaib kandili. Kur'an-ı Mübin'de haram aylar diye tavsif edilen Tevbe suresi 36. ayeti celilede 4 aydan birisidir Recep ayı. Önemli bir ay. Allah Teala o ayeti celilede İnne iddete şuhuri indallahi isna aşera şahran. Allah katında ayların sayısı ta Cenab-ı Hakk'ın kainatı yarattığından beri 12'dir diyor. Birisi January, February, March, April der. Birisi Ocak, Şubat der. Öbürü Muharrem, Safer, Rebiyül Evvel der. Ne derse desin hepsi 12. Peki diğer haram aylar hangisi hocam? Zilkade, Zilhicce ve peşinden gelen Muharrem. 11, 12 ve 1. ay 3 tanesi peş peşe. Bir de içerisinde şimdi girdiğimiz Recep-i Şerif Allah'ın haram kıldığı, saygın kıldığı, Çin'de savaşın da yapılmaması gereken bir aydır. Rabbim bu ayların hürmetinden, saygınlığından ümmeti Muhammed'e saygınlık lütfetsin. Amin. Azami istifadeyle Ramazan-ı Şerif'e hazırlananlardan eylesin. Amin. Ya Rabbi bize Recep'i mübarek eyle.
Şaban'ı mübarek eyle. Ve bizi 60 gün sonra gelecek olan yolunu gözlüyoruz Allah'ım. Ramazan-ı Şerif'e kavuştur duasını bugünden itibaren çok sık tekrar edelim müminler. Regaib nedir? Kelime anlamı nedir? Allah'a rağbet etmek ne demektir? Rağbetimizi Allah'tan başka tarafa çevirmek ne demektir? Açmaya hiç gerek yok herhalde. Bir daha söyle hocam. Rağbetimizin Allah'a olması ne demektir? Dine, imana, namaza, Kur'an'a, ahirete, namusa, aileye olması ne demektir? Allah'tan yüzümüzü çevirip de dünyaya, dünyevi şeylere, nefse ve benzeri bilumum huzurunuzu kirletmeyeceğim şeylere olması ne demektir? Bunları uzun uzun anlatamayız. Kandil ne demektir? Ne zaman kandil geceleri kutlanmaya başladı? Okul değil burası, camideyiz. O sebeple sohbetimde ben Mevlid-i Nebi'yi de okunacak birazdan. Şimdi sohbet ediyoruz. Birazdan Mevlid okunacak. Ama dışarıda titreyen birisi var. Açlıktan gözlerinin yuvaları çökmüş. Tir tir titriyor. Bir mont bile yok üzerinde. Biz ah vah tüh yazık. Allah yardım etsin. Deyip burada ilahi okumaya, Mevlid okumaya, hatim indirmeye, sohbet etmeye, zikretmeye devam edersek bizim halimiz nice olur? Hiç kimse kendi yaptığına inanmaz. Ya burada böyle birisi var diye. Ne demek hocam bu? Hasta var burada. Telefonumuz var, şarjı yok. Kablomuz da var. Şu fişe kabloyu takıp telefona şarj aletini takacağız. Hastaneyi arayacağız, doktor ambulans gelsin diyeceğiz. Fişe kabloyu takıp hastaneyi aramıyoruz. Kablo var, şarj aleti var, hasta var. Oturuyoruz, elektrik önemlidir. Yardımsever olmak önemlidir. Hastalarla ilgilenmek önemlidir diye konuşuyoruz sabaha kadar. Hiçbir anlamı olur. Onun için müminler, Akif'imiz diyor ki, his yok, hareket yok, leş mi kesildin? İki el bir baş içindir, davransana. Eller de senin, baş da senin diyor. Gidişatımıza şöyle bir bakıp birkaç dakika, sonra bugün neler yapılmalı, neler yapılmamalı diye kısaca özetleyeceğim inşallah. İşin başında şunu tarif edeyim ben. Allah dostları hayattan gaye, bu dört kelimeyi, her şeyi unutalım, bu dört kelimeyi unutmayalım lütfen. Hayattan gaye evlenmektir. Yok. Üniversite bitirmektir. Yok. Şu kadar bol zengin olmaktır. Yok. Sebenin bana ait olmaktır. Yok. Şu kadar torun tosun sahibi olmak. Yok. Ya ben sizi bana kulluk yapsınlar diye yarattım ya Cenab-ı Hak. Hak dostları bu kulluğu şöyle açmışlar. Hayattan gaye kesbi kemal edip seyri cennete ulaşmaktır diyorlar. Bir, varan bir. Lütfen bunu not edin zihninize, telefonunuza. Hayattan gaye kesbi kemal edip seyri cemale ulaşmaktır. Kesbi kemal nasıl olur? Nasıl olgunlaşılır? Sohbetimiz değil, sadece işaret edip geçeceğiz. Hastalıkla olgunlaşır insan. Ya hocam anamız ağlıyor. Kaç tane iğne vurunduk? Şu kadar hap, şu kadar serum. Hastalık adam olgunlaştırır mı? Ayet öyle diyor, hadis öyle diyor. Bela ve musibetler sadece hastalıklar değil, kişiye her gelen bela, bela değildir. İptila kelimesi Kur'an'da
imtihan anlamında geçer. Rabbim bu ayağımıza taş değmesinden, gripe, Covid'e, hastalığa, ölüme varıncaya kadar başımıza gelen bela ve musibetlerin kimden geldiğini bilen, niçin geldiğini bilen, şikayet edip de sızlananlardan etmesin. Sabredip kazananlardan olmayı nasip eylesin. Hayattan gaye kesb-i kemal edip seyri cemale kavuşmaktır. Bunu çok küçük açacak olursam eğer, dinin gayesi sadece kandillerde bir araya gelip, namaz kılıp, dua edip, sadaka verip, sonra da hocam cennetin şu metrekare arsa benim olsun demek değil. Son zamanlarda biraz ona doğru gidiyoruz. Onun için biraz sarsıcı bir sohbet olacak, kusuruma bakmayın. Hristiyanlar gibi şu kadar günah işlersin, bir hafta Tanrı ile ilişkin olmaz, onların diliyle konuşayım. Ama pazar günü olunca kiliseye gidersin, ayin yaparsın, tertemiz olursun. Pazartesi yine başladığın yerden devam edersin. Böyle olmamalı. Regaib kandili. 4-5 tane kandil gecemiz var. Birisi, hocamız demin namazda, birinci rekatta Ali İmran suresinden ayetler okudu. Keşke vakit olsa da o kim bu ayetleri okur? Bir gün rica edin hocamızdan. Ali İmran suresi gece iniyor. Hazreti Bilal abdest suyunu dökmek için geliyor. Efendimiz'i gözyaşlı buluyor. Ne oldu ya Resulallah? Sizi üzecek bir şey mi yaptık biz? Bu gece bana öyle ayetler indi ki. Kim okur bu ayetleri veya dinlerse ama üzerinde tefekkür etmezse yazıklar olsun diye. Allah Resulü'nün ikaz ettiği ayetler. O sebeple onu bir gün hocamızdan bu Tepecik Camii'nde rica edin. Hocam Berat Kandil'in Regaib'de okuduğun ayetlerin tamamını inne fî halkı semavattan itibaren ne olur bize tefsirini yapın deyin. İkinci surede Kadir suresi. Niye söyledim? 5 tane kandilimiz var. 4 tanesi bu 3 aylar içerisinde. Recep'in ilk kandili Regaib. 27. gecesi hangisi? Miraç. Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi Berat. Rabbim Berat'ını alanlardan etsin. Yaşanan bir hadiseyi sonunda hatırlatayım da anlatayım size. Arafat'ta yaşanan bir hadise. Dördüncüsü de hocamızın ikinci rekatta okuduğu Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi olan Kadir gecesi. Peki ne kaldı geriye? Mevlid kandili kaldı. O üç ayların dışında. Rebiülevvel ayı içerisinde. Yani önemini ifade etmek adına 5 tane kandilin bu Osmanlı coğrafyasında, Türkiye'deki, bütün dünyadaki Müslümanların teveccüh ettiği 5 kandilin 4'ü bu 3 aylar içerisinde. Eşhur-u selase. O sebeple biraz dediğim gibi bu gecelere sadece dua edeceğiz, ibadet edeceğiz. Mehmet Çetin bize lokum alacak. Hoca da bizi çok cehenneme anlatmayacak. Şu kadar namaz kılarsanız şurası sizin olur diyecek. Oo hoş beş ne âlâ ne güzel hadi dağılalım evlerimiz. Müminler, din Allah'ın ve Resulünün emrettiklerini ve yasakladıklarını, Allah'ın ve Resulünün istediği şekilde yaşamanın adıdır. Bana göre değil, sana göre değil. Senin şeyhine benim. Onun için bu gecelerde yapılan ibadetler, söylenen kitaplarımızda hangisi sahihtir, hangisi değildir, hocalarımızla lütfen irtibata geçiniz bu noktada. Neler yapılır hocam? Bazı hocalar der ki Kur'an okuyun. Bazı hocalar der ki sadaka verin.
Bazı hocalar tesbih çekin, bazısı zikir yapın. Dikkat! Amellerin arasını tefrik etmek yanlıştır. Sen hangi ameli bu gecelerde daha ihlaslı yapıyor isen senin için o eftaldir. Tesbih çekeceksin mesela. Gidiyorsun. İkide bir uyuyorsun. Ne dediğini bilmiyorsun. Gece namazı kılarken bile Efendimiz ne dediğinizi bilmez durumda olduğunuzda kılmayın diyor. Uyanık olun. Ne yaptığınızı bilin. Senin için şimdi tesbih çekmek eftal değil. Neyi diri ve ihlaslı yapabiliyorsan senin için Kur'an, öbürü için tesbih, öbürü için sadaka, öbürü için duadır. Oldu mu? Bu en genel ölçü bu olsun. Ama birkaç tane madde söyle derseniz, evet kısaca söyleyeceğim. Haşr suresi sabah ve akşam namazlarında hocalarımız, müezzinlerimiz okuyorlar. Haşr suresinin son 3 ayeti. Hemen onun 2 ayet daha yukarısına gidelim. 18. ayette Rabbimiz bize şöyle buyurur. Ya eyyühellezine amenu. Bakın burada hepimize sesleniyor. Ey müminler, ittakullah. Allah'a karşı sorumluluk bilincine sahip olun, müttaki olun. Sonra dikkat. Vel tenzur nefsün ma kaddemet ligadin. Herkes yarına ne hazırladığına baksın. Ben virgül ilave etmiyorum. Herkes yarına ne hazırladığına baksın diyor. Şu an Cennetül Baki'de metfun bir Allah dostu hayattayken talebelerinden birisi, yaşlı bir talebesi gelir, evladım der, bir kıssa anlatır. Öbür sefer ne anlatmıştım? Hatırlamaz. Sen nasıl, kaçtır buraya sohbete geliyorsun da geçen hafta anlattığımı niye anlamıyorsun diye hiç yüzüne vurmadan, hiç telaffuz dahi etmeden 15 sene bu kıssayı anlatıyor. O da diyor ki, ya efendim siz başka kıssa bilmiyor musunuz? Hep aynısını anlatıyorsunuz da demiyor. Şeyh Efendi de talebesine niye kafan almıyor demiyor. Nedir o kıssa? Bir hak dostu varmış. Bakkal. Talebeler, çocuklar geliyor, sahte para veriyorlar. Şeker istiyorlar. Sahte para veriyor, başka bir şey istiyor. Ve alıyor, parayı ayrı koyuyormuş. Aradan bir süre geçiyor. Hanımı, çoluğu, çocuğu da fark edince, ya herif etme, iflas bayrağını dikeceksin. Sahte olduğunu biliyorsun, niye yüzüne vurmuyorsun gelenin? Boş verin diyor, çocuktur. Yetişkinler boş verin diyor. Onları ayrı bir, ne diyelim, kutuya koyuyor. Yaşlanıp da sekerat anına gelince hanımına, kızına diyor ki, o kutu var ya, onu bir getirir misiniz? Getiriyorlar. Ellerini açıyor ve diyor ki, ya Rabbi, bunca yıldır ben dükkanıma gelen ve bana sahte amel, sahte para veren müşterilerin, çocukların hiçbirisinin hatasını yüzüne vurmadım Allah'ım. Ben de şimdi senin huzuruna geleceğim. Sahte amellerle geleceğim ya Rabbi. Ne olur amellerimi yüzüme çarpma Allah'ım diyor. Müminler, bakış açısı nereden baktığınız, olaylardan nasıl sonuç çıkaracağınızı intihac eder. Hayata nereden baktığımız, nasıl konuşacağımıza, nasıl dinleyeceğimize, nasıl amel edeceğimizi belirtir. O sebeple bu gecelerde çok kısa bir niyetimizi tasih edelim. Ne demek bu? Bir söz verelim. Söz verelim. Ölenler hep yaşlılar değil, gençler. Ölenler hep yatalaklar değil. Ölenler hep işte gaza yapanlar değil.
Hepimiz ölecek yaştayız. Doğarken ölümle nişanlandık. Evlendiğimiz gün, öldüğümüz gün evleniyoruz. O sebeple ölüme iyi bakalım. Niyetimizi, amellerimizi, niyetimizi tahsih edelim. Şu söz benim çok hoşuma gider. Sohbetlerimde mutlaka kullanırım. Hazreti Mevlana'yı da tüketiyoruz ya biz artık. Yani küçücük çocuklar düğünde, sünnette, dernekte semazen döndürüyoruz. Sanki Mevlana semazenden ibaret sanki. Etli ekmeğin adı da semazen. Çocuğun adı da semazen. Garip bir müzik de arkadan veriyor, yeşil pop. Hazreti Mevlana ne zaman dönmüş acaba? Bunu biz soralım onlara. Oralar konumuz değil. Diyor ki Hazreti Mevlana, gençler, büyüklerim, hanımefendiler, herkese sesleniyorum, başta nefsim. Çocukluğun oyun ve eğlenceyle geçti. Gençliğin şehvetle geçti. Yetişkinliğin gafletle geçti. Yaşlılığın da bütün bu geçmiş günlere hasretle geçti. Söyleyin Allah aşkına, ne zaman kulluk yapacaksınız diyor. Çocuktum oyun eğlence, gençlik şehvet dönemi, evlenecektik, buluğa ermiştik. Yetişkinlik, evlendik, taksitler olacak, şu olacak, ev kurulacak. Yaşlılık, keşke geçmişte namaz kılsaydım, keşke şunu yapsaydım, keşke Kur'an'ı öğrenseydim. Söyleyin Allah aşkına, ne zaman kulluk yapacaksınız diyor. Kimsenin ne zaman öleceği bilinmediğine göre müminler, gelin bugün sadece namaz ve yapmamamız gerekenlerden bahsedeyim. Şairin birisi diyor ki, cennete giden yollar mescitlerden geçiyor. Allah has kullarını hep secdelerde seçiyor diyor. Allah has kullarını hep secdelerde seçiyor. Secde ne demek? Buraların adı, namazda tekbir var, kıyam var, kıraat var, rükû var, tahiyyat var. Ama Allah bu binaların, Peygamberimiz bu binaların adına mescit demiş. Namazda bir sürü rükün olmasına rağmen camilere Allah Kur'an'da mescit demiş. Cami kelimesi Kur'an'da geçmez. Niye önemli? Çünkü secde bizi en çok sevenin bizi en çok sevdiği yerdir de onun için. Bir hak dostu uzun süre hastanede yapmış. O da Sahra-i Cedid mezarlığında yatar. Tabii yatalak, kalkamıyor. Sonra toparlanıp eve gidecek. Evde oğlu, kızı, gelini soruyorlar. Babacığım, 3 aydır, şu kadar süredir hastanedeydiniz. En çok neyi özlediniz? Gelinim, senin kuru fasulyeni özledim diyecek diye bekliyorlar. Yani sizinle karşılıklı kahve içmeyi özledim diyeceklerini zannediyorlar. Babacığım, en çok neyi özlediniz sorusuna hep sırt üstü yattığı için secdeyi çok özledim. Secde etmeyi çok özledim diyor. Muhterem müminler, bir şairimiz diyor ki, ne güzel yerin dibine fısıldarsın, sana cevap gök gelir diyor. Onun için Abdullah bin Revaha, hadi o zatın evladı da şöyle diyor. Afrika'ya gitmiştim. Siyahi bir genç yanıma yaklaştı. Efendim, bana dua eder misiniz dedi. Simsiyah, gözleri beyaz, dişleri bembeyaz bir genç. Siyah böyle mi yakışır adamın yüzüne? Bana dua eder misiniz efendim dedi. Evladım, sen ne dua istiyorsun? Bizim orada gençler KPSS'den şu puanı alayım diye dua isterler.
Şu kadar test çözeyim diye dua isterler. Şöyle hayırlı bir kısmet diye dua isterler. Sen ne diye dua istiyorsun evladım benden diyor Afrikalı gence. Efendim dua edin de Allah bana namazı sevdirsin onun için diyor. Kalite farkını gördük mü dostlar? Abdullah bin Selam, Abdullah bin Revaha Mu'te'ye gidecek. Mu'te Bizans topraklarında. Efendimizin Mu'te harbi. Ya Resulallah yarın cihada gidiyoruz Mu'te taraflarına. Bize ne tavsiyeniz olur? Gençler dikkat. Bizans topraklarına cihada gidilecek. Abdullah, o topraklarda Allah'a az secde ediliyor. O topraklarda secdeleri artırın diyor. Allah'a az secde edilen yerlerde secdeleri artırın diyor. Ya ben? Tatilde Allah'ı unutuyorsam, namazları cemaate gitmiyorsam ya da kılmıyorsam, orada Allah var da burada yok mu? Burada var da orada yok mu? Haşa. O sebeple Taha suresi 132 evinize gidince bakın. Taha 132'de diyor ki وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ Ailene namazı emret. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Sen de ona sabırla devam et. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ Senden rızık istemiyoruz. وَالْاَقِبَةُ لِلْتَقْوَى Hayırlı sonuç müttakilerimdir diyor. Yani babalar bize sesleniyor. Anneler bize diyor ki oğlum testini çözdün mü? Deyin. Dememezlik yapmayın. Ama namazını kıldın mı? Deyin. Sen de sabırla devam et. Sen kılmadığın halde bebeğe namaz kıl diyebilir misin? Ama ben çift vardiya çalışıyorum. 11'de Arçeli'ye gidiyorum. Erpiliç'e gidiyorum. Sabah geliyorum, uyuyorum. Şöyle yoğunum, böyle yoğunum. Çalışmak da ibadettir. Allah Teala diyor ki, La nes'elüke rizka. Senden rızık istemiyoruz. Bebeğin rızkı da senin de bize aitti. Bakın, var. O sebeple hadi bir ayet daha söyle hocam. Bitsin namaz. Tevbe suresi Esir suresi 42 ve 47'ye bakın lütfen. Evinize gidince bakın. Not alan çok insan, çok az insan görüyorum. Tabii siz alışkın değilsiniz bizim üsluba. Biz çok ayet numarası söyleriz, kitap ismi söyleriz ama siz dinliyorsunuz. Kapıdan çıkınca unutacaksınız birçoğunu. Cehennemliklere melekler soruyor. Müddessir 42-47'ye bakın. Ma selekeküm fi sakar. Siz hangi sebeple cehenneme girdiniz? Sizi bu cehenneme sokan sebep ne? Cehennemlikler konuşuyor. 43. Lemnekü minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Ve lemnekü nud'imul miskin. Miskinlere, ihtiyaç sahiplerine yemek yedirmezdik. وَكُنَّا نَخُودُ مَعَ الْخَائِضِينَ Laubali işlere dalanlarla dalardık. Geyik muhabbeti yapanlarla biz de geyik muhabbeti yapardık. Cehennemliklerin cümlesi bak. Virgül ilave etmiyorum. Onun için müminler bir ileri gideyim. Neler yapmamamız gerekir de söyleyebiliriz ama Mevlid-i Şerif'te okunacağı için çok uzatmak istemiyorum. Binanın bakın 4 tane sütunu var çatıyı tutan. Bunlardan bir tanesi olmasa mahfil aşağı iner. Kubbe aşağı iner. Bu sütun nasıl binayı ayakta tutuyorsa Osmanlı coğrafyasında hadis kitabı en çok okunan bir alim var. İmam Nevevi Hazretleri. O diyor ki binlerce hadis içerisinde 6 tane hadis var. Binlerce, milyonlarca hadis diyelim, 6 tanesi var ki
medarul İslam'dır. İslam binasını ayakta tutar. Bir gün onu hocamızdan dinleyin inşallah. Hocam kusura bakma, iki de bir zarf atıyorum böyle size. Biz bir daha gelmeyeceğiz. Mehmet abi 6 aydır. Hocam ha bugün ha yarın. Ben de huzurunuzda teşekkür ediyorum Mehmet Çetin abimize. 2 ay evvelden zannederim ısrarla dedi. Bugün birkaç yerden teklif vardı. Hayır, ben 2 ay evvelden Mehmet Çetin Bey'e söz verdim dedim. Yani çok gayret ediyor Şiraz kessin. Fakir babası, talebe babası. Rabbim böylelerinin sayısını artırsın. Bizi birbirimize destekçi etsin. Ne diyordum hocam? Medar-ı İslam hadisleri anlatıyorduk. Diyor ki İmam-ı Nevevi, binlerce hadisten 6 tanesi İslam binasını ayakta tutar. Ne yapmamamız gerekir konuşacak olursak bir tane hadis söyleyeceğim. Geçeceğim ben. Tekrar yapmamız gereken bir iki madde daha söyleyip toparlayacağım. Ne yapmayalım? Gıybet etmeyelim. Kabul, onu biliyoruz. Yalan söylemeyelim. Kabul, biliyoruz. Namazı terk etmeyelim. Kabul, biliyoruz. Şunu ailemizle iyi geçinelim. Kabul, biliyoruz. Yani şunu. Herkes her şeyi herkesten iyi biliyor. İş yapmakta. Ama bir tane yapmamamız gereken ne dersek, peygamber diliyle söyleyelim ki, min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'nihi. İslam'ın binasını ayakta tutan 6 sütundan birisi bu hadis. Türkçesini söyle hocam. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'nihi. Türkçesi ne biliyor musunuz? Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. İmza Resulullah. Efendimizin hadisine bakın lütfen. Şu kadar namaz kılması Müslümanlığının güzelliğindendir demiyor. Şu kadar burs vermesi demiyor. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi. Öyleyse sen, ben, biz, onlar, hepimiz önce mayanimiz nedir? Bizi ilgilendiren şeyler ne? Bizi ilgilendirmeyen şeyler ne? Geçen hafta 3. sınıfta bir kız öğrenci geldi. Hocam ben sizin odanıza ilk defa geliyorum dedi. Buyur kızım, ne diyorsun? Ben çok etkilendim. Siz ilk defa bu dönem bizim dersimize girdiniz. Derslerde anlattığınız bu ilave şeylerden. Peki ne, buyur kızım dedim. Şu çok hatırımda. Ve ilk hafta söylediğiniz o hadislerden sonra ben sosyal medya hesaplarımı kapattım. Meğer ne kadar vaktimi alıyormuş. Meğer başkaları bana ne dedi? Ben onların hakkında ne diyorum? Onu beğendim, bunu beğendim. Meğer ne vaktimi alıyormuş. Kapattım ve ben Ekim'in başından beri filan yerde İngilizce kursuna gidiyorum. Sizin dediğiniz derste de kitapların şunları aldım, şu makaleleri indirdim. Benim bu kadar yıldır fakültede en verimli senem oldu. Meğer kişi malayaniyi, kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk ederse o kadar çok vakti oluyormuş ki. Biz şöyle namaz kılalım, şöyle bunu yapalım, yok. Namazları cemaatle kılalım, az konuşalım, bizi ilgilendirmeyen şeyi terk edelim. İlgilendireni yapalım. Bitti. Pazartesi şu filmi seyret. Salı seyret. Gündüz, bacılar için de söyleyeyim, şu uşakta televizyon kanalına mutlaka bak. Çarşamba, perşembe şu filmlere bak. Hoca hutbede ya da kürsüde, minberde 10 dakika uzattı. Ya hocam çok uzatıyorsun, sen de olmaz. 2,5 saat bir filmin başında oturuyorsun. Nasıl hesabını vereceğiz? Hangisi seni ilgilendiriyor, hangisi ilgilendirmiyor? Bunu da bir anlatmış olayım ben. Müminler, Hucurat suresinden 2 ayete temas edeceğim.
Evet, neler yapmalıyız da bir de istiğfardan bahsedeyim. Hucurat suresinde Allah biz müminler kimse gençlere bakıp da can bayram cemaatine bakıp da Regaib Kandili cemaatine bakıp da kürsüde niye geldiniz? Niye geçen hafta yoktunuz da bugün geldiniz? Deme hakkına sahip değil. Dememeliyiz. İyi ki geldiniz. Geldiniz. Demeliyiz. Çünkü Allah, Allah demek herkese nasip olmuyor. Ayağını, yönünü bu tarafa çevirmişse baş tacı etmeliyiz. Senin benim çoluğumu, çocuğumu, evladımı elimden almaya çalışan bir sürü dinsiz, ahlaksız insan çabalarken ben uzun saçlı, küpeli bir delikanlıyı görüp de yolunu mu şaşırdın ne bu camide diyor camiye girerken. Sonra bir de bakıyor ki ben kazansam da o yese bu ne kadar güzel namaz kılıyor diyor. Onun için üniversitede gençlere şunu diyorum ben. Etrafta veli mi arıyorsunuz gençler? Evet hocam veli ne demek? Kendinize bakın. Veli böyle göbeği şişkin, ensesi kalın, sakalı olan, elini herkese uzatıp öptüren insan değil. Bu kadar cazibenin ortasında, bu kadar şehvet kaynaklarının ortasında harama gözünü kaydırmayıp da, harama düşmeyip de vatan, millet, din, iman için dersinde, ahlakında olan genç veli değil de nedir? Başka ne yap koyabilirsiniz siz ona? Onun için lütfen Taberi tefsirinde görmüştüm. Hucurat suresi başka bir ayetin tefsirinde ama Hucurat suresinde Allah Teala bize Habbebe ileykumul iman ve zeyyenehu fi kulubikum. Allah size imanı sevdirdi. İmanı, dini, sohbeti, teheccüdü, tesbih çekmeyi, büyüklere saygıyı kalbinizde güzel gösterdi. Ve kerraha ileykümül küfra vel füsuka vel isyan. Küfrü, fıskı, isyanı da size çirkin gösterdi diyor. Namaza gelmeyi sevdiysek, imanı etmişsek büyük bir nimettir bu. Şükrünü yerine getirelim. Allah'a hamd edelim. Bizi müminlerden kıldığı için. Onun için herkes diyemiyor. Allah diye demenin kadri kıymetini Rabbim elimizden almasın. Şu cümleyi ehlinin zihninde büyüteceğini biliyorum. Tevfik olmadan iman, hızlan olmadan inkar gerçekleşmez. Bir daha söyle hocam. Tevfik olmadan iman, hızlan olmadan inkar gerçekleşmez. Ne demek? Allah'ın yardımı olmadan ben namaz kılamam. Allah'ın yardımı olmadan şu talebeye şu hayrı yapamam. Allah'ın yardımı olmadan kulunu Allah'a, Allah'ı kuluna sevdiremem. Hamdolsun. Allah'ın tevfiki olursa iman ederim ve imanın devamı olan amelleri yaparım. İnkar da hocalarımız şöyle ederdi. Allahümme ensur men nasaraddin vahzül men hazelel müslümin diye dua eder. Ne demek? Allah'ım dinine yardım edene sen de yardım et. Müslümanlardan ayrılanı sen de terk et. Büyükler böyle dua ederdi. Hızlan, Ali İmran suresinde anlatılır. Dinden ya bugün gecenin adı. Rağbetimiz, ibremiz Allah'ın yana değil de dünyada dönerse yavaş 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 makas açılıyor. Ne gençler için bu misal değil? Güneşe yüzünüzü dönerseniz gençler gölgemiz arkamızda kalır. Arkamızda mı kalır, önümüzde mi kalır? Aferin. Biz güneşe doğru gidersek gölge bizi takip eder mi? Güzel. Güneşe sırtımızı dönersek, gölgeye dönersek,
Gölgeyi yakalayabilir miyiz biz hiç? Biz gittikçe gölge de gider. Ne demek bu? Güneş, Allah, peygamber, din, iman ve hakikatler. Biz yüzümüzü, rağbetimizi, regaibimizi o yana dönersek, gölge mesabesinde olan hanım, dünya, maaş, memurun itaati, neyse, dünyevi her şey bizi takip ediyor. Ama biz Allah'ı değil de hanımı memnun edelim, amiri memnun edelim, parayı kazanalım diye yüzümüzü onlara doğru döner de sırtımızı hakikate dönersek koştuğumuz kadar elde ediyoruz. Yorgunluğumuzla yanımıza kar kalıyor. O sebeple büyükler der ki, abdesti sıkışanlar abdeste gidebilirler. Ben birkaç dakika daha sizi meşgul edeceğim. Oldu mu? Kendi yolunda gayret edenler için Allah dünyaya der ki, sen o kuluma ama Allah'ı unutup da dünyaya tapanlar için de dermiş ki, sen de o kulumdan kaç. Koştuğu kadar yakalayabiliyor. İbn Arabi diyor ki, dünyaya prestij edenler susuz kalıp da deniz suyu içenlere benzerler. Hem susuz hem deniz suyu içiyor. Tuzlu su içtikçe daha da susuyor. İçtikçe daha da susuyor. Sonra artık onun içine dalıyor. Rabbim Tevfik ve Hizlan'ı anlatırken bütün bunları söyledim. Şunu da söyleyeyim, sonra kalp ve istiğfarla bitiriyorum. Yapmamız gereken şeylerden birisi de şu müminler. Ümmetin dertleriyle dertlenmek. Hadis-i şerifte Allah'ın Resulü buyuruyor ki, "Men lem yehtemme bi umuril müslimine feleyse minhum." Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir. İmza Resulullah. Bana ne hocam, o öbür vakfın adamı. Bana ne hocam, o öbür ülkenin vatandaşı. Bizi nasıl parçalayıp bölmüşler. O sebeple bunu anlayabilmek için demin sohbetime başlarken dışarıda aç, sefil, soğukta kalan birisinin varlığı varken biz burada ilahi okumamızın, hatim indirmemizin, sohbet etmemizin bir anlamı yok. Önce onun ihtiyacını gidermeliyiz dedik ya. Aynen bunun gibi Şems-i Tebrizi, Mevlana, Ebu'l-Hasan el-Harakani gibi büyükler ümmetin derdiyle dertlenmekle alakalı o kadar hoş sözleri var ki vakit için giremiyorum. Sadece bir anekdot nakledeyim ben size. Bir memlekette yağmur Cenab-ı Hak lütfetmiyor. Herkes yağmur duasına çıkıyor ama bir türlü yağmur yağmıyor. Misafir olarak oradan geçen bir Allah dostuna, "Eviniz bu köyde misafir kalmaz mısınız?" diyorlar. "Hay hay. Efendim bir şey rica edelim. Siz duası makbul kişilerdensiniz. Lütfen birlikte yağmur duasına çıkalım. Çünkü çocuklar hastalandı. Hayvanlar ölüyor. Ekinlerimiz büyümüyor. Peki ama yağmur duasından önce bir şöyle köyü gezelim." diyor. Yanında eşraftan birkaç kişi de var. Böyle harabe bir eve gidiyorlar. "Şu evin kapısını çalalım. Buyurun." Kapıyı çalıyorlar. İki tane genç çocuk çıkıyor. Peşlerinde bir ihtiyar teyze. "Buyurun. Evladım nasılsınız?" Başını okşuyor. "Siz en çok nasıl dua edersiniz?" diyor. O evde çıkan iki gence. Çocuğa, kız çocuğu. Kızlardan birisi diyor ki, "Amca, çatımız çok eski de babam vefat etti. Bize nenem bakıyor. Çatımızı yapacak kimse yok. Ya Rabbi, yağmur vermedi evimiz akmasın diye dua ediyorum ben." diyor.
Öbür yavruya diyor ki, sen nasıl dua ediyorsun evladım? Ayakkabım yok, babam yok ya benim. Ayakkabımın altı delik. Yağmur yağınca okula giderken çoraplarım ıslanıyor. Öğretmen de niye çorabın ıslak geldin? Şu bu diyor, bilmiyor benim yetim olduğumu. Yağmur yağmasın da ayağımın altı delik olduğu için diye, ayağım ıslanmasın diye dua ediyorum. Üç kalp bir araya gelirse dua reddedilmez. Bir, gecenin kalbi seher. İki, hocalarımız okudu. Kur'an'ın kalbi Yasin. Üç, müminlerin kalbi. Mümin gece Kur'an'la baş başa kalırsa seherde dua reddedilmez diyor. Eskiden dualarımız vardı. Seher vakti seni anan diller hürmetine diye. Şimdi seher vakti karıştırdığımız WhatsApp mesajları hürmetine diyebilir miyiz? Teheccüde kalkıyorum, sabah namazına kalkıyorum. Daha abdeste gitmeden elim telefona gidiyor. Niye? Şakülümüz bozuldu değil mi arkadaşlar? Öyleyse navigasyon bu yol çıkmıyorsa bir U dönüşü yapmamız gerekiyor. Yoksa Allah muhafaza etsin. Onun için ümmetin derdiyle dertlenmek deyince Filistin'i, Gazze'yi, Eritre'yi, Moro'yu, Bolu'nun ücra köşelerindeki insanımızı, komşumuzu herkesle ilgilenmek durumundayız. Lütfen bunu da unutmayalım. Bir ayeti celile ve Abdullah bin Mesud'un cümlesiyle bitiriyorum. Duayı zannederim Mevlid'den sonra yapacağız. Program öyle ayarlanmış. Bir ayeti celile söyleyeyim. İstiğfarla alakalı olsun. Ne yapmamız gerekir diye. Ama birkaç şey de söyleyeyim tabii. Hocalarımız çok şeyler söyler. Bugüne özel bir namaz yok müminler. Kaynaklarda olsa bile zayıftır. Bir kere onu söyleyelim. Namaz kılınabilir, nafile namaz. Kur'an okunabilir, zikir yapılabilir, tesbih yapılabilir.